بسم الله الرحمن الرحيم باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر Bu bab şu vaktin beyanıdır ki fecir onda kılınır. Sabah namazının kılındığı vakit eyyü vaktin huve hangi vakittir? Bunda ulemanın ihtilafı var. Gales vaktinde mi, isfar vaktinde mi kılınacak? İki tarafı tercih edenler var. Gales karanlıkla kılınan, isfar da ortalık ışıkladıktan sonra kılınan. İkisinde de namaz caizdir de hangisi daha efdaldır? Onu beyan edecek. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هزة عائشة buyurdu ki كنا نساء من المؤمنات müminlerden biz kadınlar olduk يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizle namaz kılardık salat-ı subhi sabah namazını ne olduğumuz halde mütelefiatin bimurutihinne kendi çarşaflarıyla, örtüleriyle bürünür oldukları halde. Sümme yerciyane ila ehlihinne. O kadınlar kendi evlerine, ehellerine rücu ederdiler. Ve ma ya'rifuhunne ahad. Onları hiçbir kim Sümme yerciyane. Sonra o kadınlar dönerdiler. İla ehlihinne. Kendi evlat ve ayyallarına, evlerine dönerdiler. Ve ma ya'rifuhunne. Onları bilmezdi ehadün hiçbir kimse. Neden bilmezdiler? Yani karanlıkta namaz kıldılar ve namazdan karanlıkta çıktılar. Kimse bilmezdi onları. O karanlık olduğundan dolayı bilmezdiler. Haddesene ibn-i Ebi Davud'a gâle haddesene Ebu'l-Yaman gâle akberena şuayben ani zühriyi fezekerim sehu. Bu hadisi şerifi Zühri'den de Zühri rivayet eyledi. Fakat Zühri'den evvelki hadiste Süfyan İbni Uyeyle ondan Yunus, ondan İmam-ı Tahir rivayet eyledi. Burada Zühri'den Şuayb, ondan sonra Ebu Yaman, ondan sonra İbni Ebu Davud, ondan sonra İmam-ı Tahir zikreyledi. Yani her iki senet de İmam-ı Zühri'ye çıkıyor. Haddesene İbni Ebi Davud kaldı, haddesene Said bin Mansur kaldı, haddesene Süleyh İbni Süleyman عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله إمام التحابي حزرة عائشة رضي الله عنها دم بحديث başka bir rivayetle de rivayet ediyor. غير أنه şu kadar var ki قال bu sonki rivayette dedi ki وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا مِنَ الْغَلَسِ Onlar namazdan dönerdiler وَمَا يَعْرِفُ بِلْمَسْتِ بَعْضُهُنَّ kadınların bazıları بَعْضٍ بَعْضٍ neden minel galesi karanlıktan o kadar erken çıkardılar ki birbirlerini tanımazdılar. Haddesene Yunus kâle akberene ibn-i Vehbi enne maliken haddesehu İmam-ı Malik ibn-i Vehbe rivayet eyledi an Yahya ibn-i Sa'idin Yahya ibn-i Sa'idin an Amrete binti Abdurrahman en Aişete radıyallahu anha Amreden Amrede Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet eyledi nehvehu buna yakın bir rivayet. غير أنه şu kadar var ki bu rivayette kâle dedi ki وَمَا يُعْرَفْنَ onlar bilinmezdiler مِنَ الْغَلَسِ karanlıktan dolayı bilinmezdiler. Hadis, aynı hadis de yalnız sonunda وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدْ bunda üç türlü ihtilaf geldi. وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدْ bir وَمَا يَعْرِفُ بَعْدُهُنَّ بَعْدًا iki ve مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسُ üç fakat mana itibariyle hepsi bir. Haddesene bin Ebi Davud قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال عروة بن الزبير buyurdu ki أخبرني بشير بن أبي مسعود بشير بن أبي مسعود bana haber verdi عن أبيه babasından أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فالمس صلى الغداة أكشم كلي فغلس بها ونقرن لك كلي ثم صلى سرعون كلي فأسفر إسفر وقت دا كلي صباح نمازين بير كلدرمش في أمبر فالمس قرن لك بير دا إسفر وقت دا إشك لدك لن سورة ثم لم يعد سورة في أمبر فالمس دمدي إلى الإسفار إسفارة حتى قبضه الله عز وجل
Hatta Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onun ruhunu kebzeyledi, yani ahirete teşrif ettiler. O vakıda kadar devamlı gales vaktinde kıldı. Haddesena Süleyman ibn-i Şeyb, kâle haddesena Büşr ibn-i Bekir, kâle haddeseni Levza'i Yuhâ, haddesena Fahdun, kâle haddesena Muhammed ibn-i Kethir, kâle haddesena Levza'i, kâle haddeseni Nehîk ibn-i Berîme, en Mughîs ibn-i Sümeyyin, ennehu kâle. Mughîs ibn-i Sümey dedi ki, salleytü me'a ibn-i Zübeyr, ibn-i Zübeyr ile ben namazı kıldım. As-Subh'a sabah namazını bi galesin karanlıkta. Feltefettü, ben döndüm ile Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'e döndüm. Fakult ona dedim ki, ma hada, bu ne namaz? Yani ben bunu inkar etmiş oldum. Yani namaz isfar vaktinde kılınacaktı. Bu gales vaktinde karanlıkta kıldırdı. Nasıl oldu bu diye Abdullah ibn Ömer'de sormuş oldum. Fakal Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, hadihi salatuna, bu bizim işte namazımızdır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de kıldığımız namaz budur. Ve ma Ebi Bekir'in ve ma Ömer, Ebu Bekir'le Ömer'le kıldığımız da budur. Felemma kutile Ömer radıyallahu anh, ne vakit ki Hazreti Ömer katolundu, mescitte onu şehit ettiler. Esfere biha, sabah namazını isfar vaktinde kıldırmaya başladı. Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman isfar vaktinde kıldırmaya başladı. Yoksa evvelde hepsi gales vaktinde kılardılar. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر الاكدي قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن انس بن مالك وزيد بن ثابت قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك وزيد بن ثابت diyorlar ki biz Resulullah Efendimizle sehur vaktini yedik, sümme kharecna ila salati, ondan sonra da namaza çıktık. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz sehuri tehir etmiş. Şafaktan evvel şafaka az kalmış, sehuri yemiş, ondan sonra şafak atmış, ondan sonra da namaza çıkmışlar. Bazı nüshalarda en Enes ibn Malik'in en Zeyd ibn Sabit'in vavun yerine en getirmiş. Böyle bir nüshada var. Mana itibariyle bir. Kultu kembeyne zalik. Ben dedim ki bu seher yemeği ile namaz vakti arasında ne kadar var idi? Ali Zeyd bin Sabit dedi ki kadru ma yakra'u reculu, bir adamın okuduğu miktar, ne okuduğu miktar? 50 ayeten, 50 ayet okuyuncaya kadar bir müddet var idi. Bir adam oturur da 50 ayeti orta derecede ne zaman da okursa işte ikisinin arasında da o kadar var idi. حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور بن زادان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت مثله. زيد أنس بن مالك زيد بن ثابت أين سني روايته إلى ذي. فقال ابن إمام الطحاوي بني محمد بن سليمان ذي يقارن ذي ابن مرزوق روايته إلى ذي. Şimdi burada an Anas an Zeyd bin Sabit dediğine göre yukarıdaki en Enes ibn Malik'in en Zeyd ibn Sabit'in rivayetini, o nüshayı teyit ediyor ki böyle olması daha doğru. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Ebu Davud'a kâle, haddesena Şöbet kâle, haddesena Sa'd ibn İbrahim kâle, semiyetü Muhammed ibn Amr ibn Hasan kâle, Amr ibn Hasan, Hasan radıyallahu ta'ala mehtumi Amr'ın oğlu Muhammed, lemmâ kadimel haccâcu, Haccac vakfeci kudum etti. Ce'ale yuakhiru salata, namazı teahhir etmeye başladı. Fes'elna Cabir ibn Abdillah, Cabir ibn Abdullah'a sorduk. En zalike, bundan, yani bu namazı teahhir ediyor. Sabah namazını isfar vaktinde kılıyor. Nasıl oldu bu diye sorduk. Fakale buyurdu ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yusalli subha, sabahı kılardı. Evkale buyurdu ki, kâne yusalluna subuh, sabah namazını kılardılar. Bir galesin karanlıkla, karanlık vaktinde kılardılar. Haccac bunu tehir etti. İsfar vaktine getirdi. Haddesen ibn-i Merzuk kâle, haddesen Vehb ibn-i Cerir kâle, haddesen Şöbet ve Sa'd ibn İbrahim ve Muhammed ibn-i Amr ibn-i Hasan. Yani Hasan el-Müştebar radıyallahu anh'ın
Thorini Muhammed'den rivayet bulunuyor. O da kimden rivayet ediyor? En Cabir ibn Abdillah kâle. Kânû yusallûne subhâ. Sabah namazını kılardılar. Bihalesin. Karanlıkta kılardılar. Haddesene ibn-i Mezdûkin kâle. Haddesene Yakub ibn-i İshak el-Hakrimiyyü. Kâle haddesene Abdullah ibn Hassan el-Amberiyyü. Kâle haddesetni ceddetâye. Abdullah ibn Hassan el-Amberi diyor ki benim iki ceddem, iki ninem bana haber verdi. Kim onlar? Safiyyetu bintu Uleybe, Uleybe'nin kızı Safiyye ve Duhaybetu bintu Uleybe, bir de Uleybe'nin kızı Duhaybe. Bunlar bana haber verdiler ki ennehuma, onlar diyorlar, dediler ki ahberetuma, onlara haber verdi kim? Kıyletu bintu Mahreme, Mahreme'nin kızı Kıyle, Kıyletul Amberiye. Ki enneha Kıyle kadimet kudume iledi. Hal Hüreys ibn Hasan ile beraber Beni Bekir'den vefid olarak gelmişler. Hicretin 8. senesi. O mesele uzun da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat göndermiş. Beni Bekir Huza kabilesine hücum etmişler. Onlardan esirler ve mallarını almışlar. Onlardan bu intikam alınması için Peygamber Efendimiz oraya bir miktar asker gönderdi. Onlar da gittiler. Onlardan esirler, kadın, erkek esirler aldı getirdiler. Onlar da kendi büyüklerini gönderdiler ki Resulullah Efendimizle bu hususta anlaştılar. İşte Kıyle o cemaatle gelen Hüreys ibn Hasan'la beraber gelmiş. Diyor ki kadimet okudumette ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ve hüve yusallî be eshâbihi salatel fecr. O da sabah namazını eshabına kıldırıyordu. Ve kad ukîmet. Namaz ikame edildi hîne şekkel fecr. Sabah namazı şekkettiği vakitte, yani şefakattığı vakitte. Ve nücûmu şâbiketun fissemâ. Halbuki yıldızlar semada şâbik, yani görünüyorlar. Karışık. Şefakatmış ama hele karanlık olduğundan dolayı yıldızlar tamamıyla görünüyor. وَالرِّجَالُ لَا تَكَادُ تَعَارَكُ مَعَظَلُمَ. Erkekler ise لَا تَكَادُ تَعَارَكُ, tearif edemezler. Aslı تَتَعَارَكُ مَعَظُلْمَ, مَعَظُلْمَ, karanlıkla beraber erkekler birbirlerini bilmezler. Yani o derecedeydi. Şimdi burada da Kıyle'nin rivayet etmiş olduğu hadiste galesle kılmış oldular. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kendisi bizzat öyle kıldırmış. Haddesena Ebu Ümeyye'te kâle haddesena Revhü ibn-i Ubâde vel Haccâc ibn-i Nusayr'in kâle haddesena Kurretü ibn-i Hâlid-i Sedûsî kâle haddesena Dirgâmetü ibn-i Uleyle ibn-i Harmelete'l Amberi kâle haddesetni Ebi an Ceddi, babası Uleybe Ceddi Harmelete'den rivayet eylemiş. قَالَ اَتَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَرْمَلَةَ الْاَنْبَرِ diyor ki ben Resulullah Efendimiz'e geldim فِي رَكْبٍ مِنَ الْحَيْءِ kendi cemaatimizden bir rekipte, bir cemaatte فَسَلَّى بِنَا bizi bize kıldırdı salatel gadati sabah namazını فَانْصَرَفَ Peygamber Efendimiz namazda münsarif oldu, döndü yani bitir وَمَا اَكَادُ اَنْ اَعْرِفَ namazdan döndüğü vakitte ve ma ekadu en arife az kaldı ki yani ben bilmeyeyim vücuhel kavmi, kavmin yüzlerini bilmeyeyim, yani buna yakın idi. Ey ki ennehu bi gales, yani karanlıktan dolayı kavmin yüzlerini, yanımdaki adamların yüzlerini bilmemekliğe yakın oldu, yani o derece karanlıktı. Haddesene ibn-i Merzukal haddesene Harun ibn-i İsmail el-Hazzaz قال حدثنا قرة عن درغامة بن عليلة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بين حديث شريف إمام الطحاوي ابن مرزوق تاريخ لرواية ديور. قال أبو جعفر إمام الطحاوي buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahip oldular إلى هذه الآثار bu eserlere, yani خالص vaktinde kılınacak bir sabah namazı. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel, bunlar buna zahip olmuşturlar. Ve kalu buyurdular ki hakeza yüf'alu, böyle işlenilir. İşlenilir. Afdal olan karanlıkta kılmaktır.
Evet, nerede? Fi salatil fecr, sabah namazında. Yugallesu biha, uni te'alis edilir. Yugallesu te'alis edilir biha, sabah namazıyla, yani karanlıkta kılınır. Fe innehu eftalu, bu daha eftaldir. Minel isfari biha, sabah namazını isfarda kılmaktan daha eftaldir. Ve halefen fi zalika aharun, başkaları bu mesele hakkında bu üç imama muhalefet ettiler. Muhalefet edenler İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Sevri, Hasan İbni Hay ve Irak ulemasının ekserisi Nehai, Tavuz, Said İbni Cübeyr, bunların hepsi muhalefet edenlerden. Hatta Hafız İbni Hacer de bu sonki kavlemeyi derdi. Fekalu, onlar dediler ki belil isfaru, isfar bihan, sabah namazını isfar, İsfar vaktinde kılmak afdalu min et-tağlis, karanlıkta galeste kılmaktan afdaldır dediler. Yani her ikisi de caizdir. Sabah namazını ister karanlık vaktinde galeste kıl, ister isfarda kıl. Fakat afdaliyet meselesinde ihtilaf var. Üç imam dediler ki galeste kılmak afdaldır. Ebu Hanife ve diğer cemaat de dediler ki isfarda kılmak afdaldır. Ve ihtecu fi zalike, İmam Ebu Hanife ve cemaati ihticacı ilediler. Fî zâlik isfârın eftel olduğu hakkında bir maşhur bir hadisle ki haddesene bize rivayet eyledi. Revhü bin Farac. Kâle haddesene Amru bin Khalid. Kâle haddesene Züheyru bin Maviye. Kâle haddesene Ebu İshak. Kâle semiyotu Abdurrahman ibn Yezid. Yekul. Abdurrahman ibn Yezid eşittim ki, derdi ki, Hacca Abdullah, Abdullah bin Mesud hac etti. Fâmereni alkametu alkemey. Ki kendi kardeşi oluyor. Elgamet ibn Yezid. O bana emreyledi. Ney en elzemehu Abdullah bin Mes'ud'a arkadaş olayım. Ona devam edeyim. Onunla beraber olmayı beni muvaffak gördü. Ben de beraber onunla hacca gittim. Felemma kânet leyletü müzdelife vaktaki müzdelife gecesi oldu. Yani hacca gitmişler. Arafat'ta Arafat'ı yapmışlar. Müzdelife'ye gelmişler. Müzdelife'de gecelemişler. Vaktaki bu gece oldu. Ve tel'al fecru, fecir tülü etti, bayram günü. Kale Abdullah bin Mesud buyurdular ki ekim ikame ile namazı, ikame ile namazı kılalım. Fekultu, ben ona dedim ki ya Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Mesud'un künyesi, ey Ebu Abdurrahman, inne hadihi saate, bu saat, yani fecir hatta ama karanlık, hala gales vakti, ma ra'eytuke tusalli, ben seni namaz kılar görmedim. Fiha bu galeste kattu asla. Asla sen gales vaktinde namaz kılmazdın. Dedim. Fekale buyurdu ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne la yusalli, kılmazdı. Yani hâdihi salate, bu namazı, bu sabah namazını, illa hâdihi sa'a, illa bu saatte, bu gales vaktinde kılardı. Fî hâzel mekan, bu mekanda, yani Müzdelife'de. Min hâzel yevm, bugün, bayram günü Müzdelife'de bu namazı böyle gales vaktinde kılardı. Yani oranın bir hususiyeti oldu. Bu namazın oraya mahsus olması, hem Müzdelife'de kılınacak hem de galeste kılınacak. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Kâle Abdullah, Abdullah bin Mesud buyurdular ki hümâ salâtâni tuhavvelâni, hümâ bunlar salâtâni, iki namazdırlar. Yani akşam ile yatsı tehevvelâni, tehvil olunurlar en vaktihime, vakitlerinde. Salatul mağrib, salat-ı mağrib vakti tehvil olunur. Ve'de mâ yâti el-nâsu, nas geldikten sonra, el-müzdelifeye, müzdelifeye geldikten sonra. Orada min var, min ya ziyade kabul edilecek, ona min-i mukhame derler. Yani manası yok. Yahut da el-müzdelife, diğer müshadet olduğu gibi el-müzdelife okunacak, daha doğrusu olur. Nas Müzdelife'ye geldikten sonra kılınır. İki namazın birisi bu. Birisi de vesalatul gadati, sabah namazı, hine yenzi'u, nüzu' ettiği vakitte. Ney? El fecru fecir. Fecir tülü ettiği vakitte. Birisi de bu. Bunların ikisinin vakitleri tehvil olunurlar. Ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i gördüm, yef'alü zalik, böyle yapardı. Şimdi bu iki namaz Müzdelife'ye mahsus. Akşam ile yatsı Müzdelife'de birleşecek ve beraber kılınacak.
Yalnız akşam namazı vaktinden çıkar, yatsı vaktinde kılınır, sabah namazı da kararlılıkla kılınır. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in kâle, haddesena el-Firyabiyyü kâle, haddesena İsrail kâle, haddesena Ebu İshak, en Abdurrahman ibn-i Yezid kâle, kharaştuma Abdullah ibn-i Mesud. Abdurrahman ibn-i Yezid diyor ki, ben Abdullah ibn-i Mesud'la çıktım radıyallahu anh ila Mekke'te Mekke'ye. Fasallel fecre, sabah namazını kıldı, yevmen nehir, yevmen nehir kurban bayramı günü. Hine sata'an nuru nur sütü'ettiği vakıtta. Hine sata'al fecru. Fecir tülü ettiği vakıtta. Fecir attı, o da namazı kıldı. Sümme kâle buyurdu ki, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdu ki, inne hâteyni salateyni. Bu iki namaz, akşam namazıyla yatsı namazı, bayram gecesinde, tuhavvelâni tehvil olunurlar en vaktihima, vakıtlarından fi hâden mekan, bu mekanda, yani Müzdelife'de. El-Mâribe, bu iki namazdan bedel, El-Mâribe ve Salat-ı Fetir, akşam namazıyla Salat-ı Fetir tehvil olunurlar. Hâdihi sa'ate, bu saat, Mârib tehvil olundu, o yassıyla beraber kılındı. Salat-ı Fetir de tehvil olundu, hâdihi sa'ate, bu saate, yani isfar vaktinde değil, gales vaktinde kılındı. Şimdi bunlar da getirdiği gibi Abdullah bin Mesud'un hadisini burada getirmesinin sebebi sabah namazının gales vaktinde kılınacağına delil getiriyor. Haddesena ibn Ebi Davud kâle, haddesena Yahya ibn Ma'in kâle, haddesena Bişr ibn Seri kâle, haddesena Zekeriye ibn İshak anil velidi bin Abdillah bin Ebi Semura. Bir rivayette de Ebi Sümeyre kâle, haddeseni Ebu Tarif ennehu kâne şahiden. Ebu Tarif dedi ki, ben şahit edim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle beraber şahit, hadir edim. Hisne Taif, Taif'in hisnine. Taif kalesini muhasara etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Ebu Taif de berabermiş. Fekâle yusalli bina, Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırırdı. Salatel basir, salati basiri kıldırırdı. Salati basir, sabah namazının bir ismi. Burada ihtilaf var. Salat-ı Vesir sabah namazı mı? Bazıları hayır, Salat-ı Asir, Asri. Salat-ı Asir dediler. Bazısı Salat-ı Mağrib dediler. Bunda ihtilaf eylediler. Fakat kuvvetli Salat-ı Vesir sabah namazı. Salat-ı Fecr demek. Hatta lev enne insanın bir adam rama assa bi neblihi okuni absara görürdü mevaka neblihi okunu düştüğü yeri görürdü. Bu salat-ı besir, yani salat-ı fecir, insan ne vakitte kılmış? O vakitte kılmışlar ki atılan okun yerini görürmüş. Bundan ne çıktı? Yani isfar ederdi. Peki yukarıda Abdullah bin Mesud'da dedik ki, Peygamber Efendimiz bak Müzdelife günü tekdim etti, galeste kıldı. O namaza mahsusudur. Dedi ki Abdullah bin Mesud ki, bu Müzdelife gecesinde kılınan akşam ile sabah namazının vakti tehvil olunur vakitlerinden. Oraya mahsus. Baksana işte burada Ebu Tarif diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz sabah namazını isfar vaktinde kıldı. İnsan attı, okun düştüğü yeri görürdü. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle, haddesena Abdurrahman ibn-i Mehdi kâle, haddesena Süfyan en Abdillah ibn-i Muhammed ibn Akid kâle, semiyetü Cabir ibn-i Abdillah yekûl. Cabir bin Abdullah işittim buyururdu ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yuakhirul fecre, fecri tehir ederdi, kesmiha ismi gibi. Fecir ne demek? Şafak atması demek. Fecir. Yani şak olmuş. Onu da tehir ederdi. Yani nur. Şak olurdu, iyice beyan olurdu. Ondan sonra kılardı. Haddesena Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة بابامنا برابر أبي برزة'nin huzuruna girdim فسأله أبي بابام ona sordu عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in namazından sordu فقال buyurdu ki كان ينصرف Peygamber Efendimiz münsarif olurdu من صلاة الصبح sabah namazından yani sabah namazını kılar bitirirdi. وَالرَّجُلُ bir adam da يَعْرِفُ bilirdi. وَالْشَجَلِيسِهِ yanında oturan adamın yüzünü bilirdi. Yani ortalık ışıklamış,
olduğu halde namazı bitirirdi. Ve kâne yakra'u fîhâ, Peygamber Efendimiz de okurdu namazda, biz siddine ilâmiye 60 ayetten 100 ayete kadar okurdu. Kalu, bu ikinci zümreye isfar vaktinde namaz kılmak afdaldır diyenler dediler ki, fesi hâzî ilâsar, bu eserlerde orucudur. Ma yedullu delalet eden şey ala tâhîr Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyâhâ. Peygamber Efendimiz'in sabah namazını tâhîr etmeye delil orucudur. Ve ala tenvirihi, Peygamber Efendimiz'in tenvir etmesine, ışık vaktine bırakmasında, biha sabah namazını, bunda delil vardır. Ve fi hadisi Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud'un hadisinde orucudur radıyallahu anh. أنه كان يصلي في سائر الأيام. Peygamber Efendimiz diğer günleri kılardı. Ney? Salat-ı subhi, sabah namazını. Fi hilafil vakti lezi yusalli fihi bi Müzdelife. Müzdelife'de kıldığı vaktin hilafında, başkasında kılardı. Ve enne hâzihi salate, bu namaz, bu sabah namazı, tuhavvelu en vaktiha, vaktinden tehvil olunur. Yani sabah namazı her vakit isfar vaktindedir. Yalnız Müzdelife günü o tehvil olur da ales vaktine gelir, ales vaktinde kılınır. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, ve leyse fî şeyin min hâzihil asar, bu eserlerde, eserlerin hiçbirisinde olmadı. Ve lâ fîmâ tekaddemâ, tekaddüm eden eserlerde de, hadislerde de olmadı. Delilün, delil olmadı. Alel afdali afdal olana. Min zâlike, bundan ki mâ huve. Bunlardan hangisi afdaldir? Al afdal min zâlike mâ huve. Afdal bunlardan hangisidir? Buna bir delil yok. Acaba gâles mi afdal, isfar mı afdal? Bir delil yok. Yalnız Resulullah Efendimiz isfar vaktinde namazı bitirirdi. Bitirirdi ama fakat ne vakitte girerdi? Resulullah Efendimiz İsfar vaktinde kılmak eftaldir diye, yahut da gales vaktinde kılmak eftaldir diye bir rivayet yok. لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ جَائِزْكَ اَنْ يَكُونَ وَلَا قَدْ فَعَلَ شَيْءٍ Resulullah Efendimiz bir şey işlemiş ola, غَيْرُهُ اَفْتَلُ مِنْهُ işlemedi ki ondan eftal olur. Bu da caizdir. عَلَى التَّوْسِعَةِ مِنْهُ عَلَى اُمَّتِهِ Ümmetine tevsiye olsun için eftal olan şeyi terk eder de eftal olmayanı yapardı ki cevazi bilinsin, caiz olduğu bilinsin. كَمَا تَوَضَّى مَرَّةً مَرَّةً Nitekim Peygamber Efendimiz abdest tazelerini birer kere yıkadığı gibi. وَكَانَ وُضُوُهُ Halbuki Peygamber Efendimiz'in abdest oldu. سَلَاتٍ سَلَاسًا Üçer kere yıkardı. Üçer kere de yıkamak eftal-ı menzalik. Bir kere yıkamaktan eftal idi. Öyleyken birer kere yıkadı. Yani cevazını beyan etmek için. Madem ki bu okuduğumuz eserlerde delil yok, فَاَرَدْنَا النَّنْزُرَ bakmak istedik. لَيَا فِي مَا رُوِيَ عَنْهُ سِوَ هَذِي الْاَسَرْ Bu eserlerin başkalarında Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserlere nazar etmek istedik. هَلْ فِيهَا Onlarda olucu mudur? مَا يَدُلُّ دَلَالَتْ اِلَنْ بِي شَيْءٍ عَلَى الْفَضْلِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ غَلَسْ yahut da isfardan birisinin eftal olduğuna dair delalet eden bir şey var mıdır? Bunu aradık. Feyza Ali ibn Şeybe aradık. Baktık ki Ali ibn Şeybe kat haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Ebu Nuaym, kale haddesena Süfyanü Sevri, en Muhammed ibn Aclan, en Asim ibn Umar ibn Katade, en Mahmud ibn Labid, en Rafi ibn Khadij. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. Böyle buyurdular. Şimdi Rafi ibn Hadid'in rivayeti Resulullah Efendimiz'den ki bu ikinci zümrenin en büyük, en kuvvetli delillerinden birisi bu. Çünkü burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki أسفروا siz isfar ediniz bilfetin sabah namazını, yani sabah namazını isfar vakti olduktan sonra kılınız. Galesle değil de İsfar vaktinde kılınız. فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ Ne kadar isfar edersinizse, ne kadar ışıklanır da ondan sonra kılarsınızsa فَهَوَ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ Sevap için bu daha büyüktür. وَقَالَ bir rivayette buyurdu ki لِلْاُجُورِكُمْ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ değil de اَعْظَمُ لِلْاُجُورِكُمْ Sizin sevabınıza
daha azamdır. Sevabınız daha çok olur. Bu hadisi şerifte serahat var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarı emrediyor ve istiğfarın sevap yönünden daha büyük olduğunu beyan ediyor. حدثنا رافع بن الفرج قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمرو عن محمود عن رجال من قومه أرد ابن قتادة ور سواب لهم بيوك عن محمود عن رجال من قومه محمود kendi cemaatinden bir takım adamlardan rivayet eyledi. O kavmide kim de milen ansardan onlar da kimde? Min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin eshabından ve ensardan olan bir cemaatten rivayet eyledi ki قال onlar buyurdular قالen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu esbihu bi salati subhi fema esbahtum biha fehve a'zanu lil ecri esbihu fis sabah laynuz bi salati fecri sabah namazı yani işik vaktinde kılınız isfar vaktinde kılınız فَمَا أُلْبِرْ شَيْكَ أَسْبَحْتُمْ إِسْبَحْتُمْ فَمَا أَسْبَحْتُمْ إِسْبَحْتُمْ sabah ettiğiniz müddetçe yani isfar vaktinde kıldığınız müddetçe biha sabah namazını فَهْوَ اَعْزَمُ daha büyüktür لِلْاَجْرِ sevap için daha büyüktür. Burada أَسْبَحَ أَسْفَرَ manasına siz ne kadar isfar vakti olursa bu vakitte kılarsınızsa sevabınız daha büyük olur. Yani galesle ki namaz caiz ama fakat isfardaki namaz daha sevaplıdır. Böyle kılınız. Bu hadisi şerif de yine isfarın eftar olduğunu beyan eyledi. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle akberena Muhammed ibn İshak en Asim ibn Umar ibn Katade en Mahmud ibn Labib en Rafi ibn Khadij kâle Rafi bin Hadis buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu نَذِّرُوا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ نَذِّرُوا بِالْفَجْرِ siz sabah namazını ışıklandırınız, ışık vaktinde kılınız فَاِنَّهُ اَعْظَمُ En Rafi bin Hudeyç قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نَذِّرُوا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ siz sabah namazını nurlandırın yani ışık vaktinde kılınız fe innehu o ışık vaktinde sabah namazını kılmak azamı daha büyüktür ecri sevap için onun sevabı daha fazladır. Haddesena Muhammed ibn Humeyd kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddesena Leys kâle haddesena Hişam ibn Sa'din an Zeyd ibn Eslem en Asim ibn Ömer en ricalin min kavmihi min el ansar ensardan kendi kavminden yani kendi de ensardan ya bir takım cemaatten Asib ibn Ömer radıyallahu anh rivayet eyledi. Onlar da kimdi? Min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin eshabından olan ensardan bir kavminden rivayet eyledi. Kal onlar buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. Esbihu bis subhi siz sabah namazını isfar vaktinde kılın. Fükullemâ esbahtum ne kadar isfah edersinizse yani isfar vaktine getirirsinizse biha sabah namazını fehve azamül ecri sevabı da o kadar çok olur. Haddesena Bekru bin İdris bin el-Haccac kâle haddesena Âdemu kâle haddesena Şuabetu an Ebi Davud an Zeyd ibn Eslem an Mahmud ibn Labid an Rafi ibn Khadij kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular nevviru bil fecri fe innehu azamül ecri siz sabah namazını tenvir ediniz sevap yönünden bu daha büyüktür. Yani isfar vaktinde kılınız sevabı çok olsun. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Şebâbet ibn Sevvar kâle haddesena Eyyûb ibn Seyyar en Muhammed ibn Münkedir en Câbirin en Ebi Bekir'in Sıddîk en Bilal'in en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Bu hadisi şerifi de Bilal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Nevviru bil fecri fe innehu azamü lil ecri. Sabah namazını nurlandırınız yani ışık vaktinde kılınız. Bunun sevabı daha büyüktür. Kale Ebu Cafer İmam-ı Sahabi buyurdular ki fefi hâzî lâsâr işte bu eserlerde orucudur. Ne orucudur? El ihbaru haber vermek. Emmevdil fadli
fadiletin mevziinden haber vermek vardır ki o hangi vakıttır? Ve ennehu o vakit de o fadiletin mevziği nedir? Ettenviru bil fecri sabah namazını tenvir etmektir. Yani karanlıkta değil de ortalık nurlandıktan sonra, ışıklandıktan sonra kılmaktır. Bu hadisi şeriflerde Resulullah Efendimiz'in kendisinden bizzat emirler var. Öyleyse sabah namazını hangi vakitte kılmak efdel oldu? İsfar vaktinde kılmak efdel oldu. Ve fil âthâril uvel, evvelki eserlerde gâles vaktinde kılınan diye hadislerde geçmişti ya, fil fasleynil evvelin, iki evvelki fasıllarda, onlarda da orucudur. El ihbaru haber enil vaktillezi, şöyle bir vakitten haber vardır ki, kâne yusalli fîhî Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kılıyordu vakitlerde. Onlar da orucudur ki eyyü vaktin hüve, Resulullah Efendimiz hangi vakitlerde kılıyordu? O ne beyanı var? Resulullah Efendimiz galeste de kılmış, tenvirde de kılmış. O yukarıki hadislerde galeste kıldığını beyan ediyor. Yoksa onun daha efdal olduğunu değil. Galeste de Resul-i Ekrem Efendimiz kılmış. Fakat bu isfar daha efdal olduğunu burada emir buyurmuş. Bu daha kuvvetli oldu. Peki yukarıdaki fasıllarda iki fasıl, o evvelki iki fasılda geçenlerde Resulullah Efendimiz kıldı. Niçin kıldı? Fakat yecûzü caiz olur ki en yekûne kıla kâne merreten yugallis. Peygamber Efendimiz bir gales vaktinde kılmış ola ve merreten yusif, bazen de isfar etmiş ola. Yani bazen galeste kılar, bazen isfarda kılar. Ne için caiz ki bu ola? Hele tevsiyati, tevsiyah üzerine, yani ümmetine sıkıntı yok. O vakitte de gales vaktinde de namaz kılınır, isfar vaktinde de kılınır. Onu haber vermiş oldu. Vel eftalu, fakat eftal olan min zalike bundan ma beyyenehu fi hadisi Rafi, Rafi'nin hadisinde beyan ettiği şey ola ki o da isfar vakti. İsfar vakti, ikisinde de caiz ama isfar vakti daha eftal. Ne için böyle biz tevil ederiz, telif ederiz? Hatta la tetabbel atharu, eserler birbirlerine zıt olmayalar. Bir şeyin bu şey, bir şeyde min zalike bu gales ve isfar vakıtlarından bir şeyde eserler birbirine zıt olmaya. Öyleyse galeste de caizdir, isfarda daha eftaldır. Fehaza ve cumaru yan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadal bab. İşte bu babda Resul-i Ekrem Efendimiz'de rivayet edilen eserlerin veçi budur. Ve emmâ mâ rûyî ammen ba'dahu fî zâlik. Bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'den sonra rivayet edilen şeylerin eserlerdendir. Fe inne Muhammede bin Huzeyme haddesena kâle haddesena Haccâcü bin'ül Minhal kâle haddesena Mu'temir bin Süleyman قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن إبراهيم النخعي منصور بن المعتمر diyor ki İbrahim Nakhai'den rivayet ediyor. O da kimden? En Qurrate bin Hayyan bin el Haris. Qurrate bin Hayyan bin el Haris bunun doğrusu En Qurrate en Hibban bin el Haris. Böyle olması lazım. Kale, Kurre buyurdular ki, yahut da Kurre Hibban'dan rivayet etmişse, Hibban buyuruyor ki, Teseherna ma'a Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh, Hazreti Ali kerremallahu veçha ile sehur vaktini yedik. Felemma feraha mine sehur, vaktaki yemekten farı oldu. Emerel müezzine müezzine emreyledi, feakame salata, namazı ikame eyledi. Sehuri yemişler, vakit geçmeden müezzine emreylemiş, o da namaza kamet getirmiş. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tehavi buyurdular ki fesih hazel bab, bu bab doğrucudur ki enne Aliye radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh dehale fis salati, namaza duhul etti. İnde tülü'ül fecri, fecrin tülü'ü vaktinde, çünkü seher yemekini yemiş, ondan sonra fecir tülü etmiş ama namaza başlamış. Ve leyse fî zâlike delilun, fakat bunda da delil olmadı. Ala vakti hurucihi, Hazreti Ali kerremallahu veşe'nin huruc ettiğinin vaktine delil yok. Minha namazdan eyye vaktinken, hangi vakitte oldu?
namazdan çıkışı ne vakitte oldu ona delil yok. Girdiğine delil var ki karanlıkta, gales vaktinde girmiş ama çıkarken ne vakitte çıkmış? Galese mi çıkmış, isfarda mı çıkmış ona delil yok. Fakat yehtemilü mehtemil olur ki en yekûne atâle fîhâ. Hazreti Ali itâle buyurdu. El-kıraate, kıraati. Uzun uzadıya okudu. Fe-edreket te'alîse ve tenvîre cemiyan. O namazda hem te'alîse hem tenvîre ikisini de idrak etti. İkisini de idrak etti. Yani galeste başladı namaza. Tenvirde de namazı bitirdi. Buna ihtimali var. Ve zâlike bu indena bizim indimizde hasenun. Bu daha güzeldir. Yani bizde gales vaktinde başlamış, tenvir vaktinde bitirmiş. Öyledir. Sikse bu bizim indimizde güzeldir. فَاَرَدُنَا اَنَّنْ زُرَ Biz bakmak istedik ki هَلْ رُوِيَ عَنْهُ Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi mi? مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكِ Namaza girmek ve çıkmak vaktinde hangi vakitlerde girsin, hangi vakitlerde çıksın buna delalet eder bir şey Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi mi? Bunu aradık. Feyza Ebu Bişr-i-Rakkiyyü kad haddesena. Kale haddesena Şüca ibn-ül Velid en Davud ibn-i Yezid. El-Evdi en Ebi'yi kale kâne Aliyyü bin Ebi Talib radıyallâhu anh. Hazreti Ali kerremallâhu veçeh. Yusalli bin el-Fecr bize sabah namazını kıldırırdı. Ve nehnu netera aşşems. Biz de güneşi görmek isterdik. Yani sabah namazından çıkar, arardık ki acaba güneş doğdu mu, doğmadı mı? Mehafete en tekûne gattalât. Tülû ettiğinin korkusundan dolayı bakardık. Yani biz namazdayken güneş tülû etmiş olur da namazımız fesada gider diye onu arardık. Ve şimdi bundan da anlaşılıyor ki Hazreti Ali kerimallahu veşe namaza erken başlarmış fakat uzatırmış ta güneş doğuncaya kadar. فَهَذَا الْحَد۪يثُ يُخْبِرْ Bu hadis haber veriyor. Neden? اَنْ اِنْصَرَى ف۪ي هَزْرَةِ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Namazdan çıkmasında فَاَنَّهُ كَانَ ف۪ي حَالِ التَّنْوِرِ Hali tenvirde namazdan çıkmıştı. İsfar vakti olmuş, ondan sonra namazdan çıkmıştı. فَدَلَّ ذَٰلِكُ Bu delalet etti. عَلَى مَا زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimize delalet etti ki galeste başlamış Hazreti Ali namaza tenvir vaktinde de çıkmış. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ اَيْذَا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edildi Hazreti Ali'den. Ney? الْاَمْرُ بِالْاِسْفَارِ İsfar ile emir. Bu der varid oldu. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُؤَمَّلْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانًا سَعِيدِ بِنْ عُبَيْدِ اَنْ عَلِيِّ بِنْ رَبِيَا قَالَ سَمِيَتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali radıyallahu anh sen işittin buyururdu ki يَا قَمْبَرْ اَسْفِرْ اَسْفِرْ Ya Gamber, isfar et, isfar et. Yani sabah namazını kılarken devam et, hemen galesle bitirme, isfar vakti olsun. Ya Gamber, esfir, esfir. Evet, bu rivayet de geldi. Hazreti Ali kerremallahu veşe'nin hem emrinden hem de fiilinden anlaşıldı ki galesle başlanılacak, isfarda bitirilecek eftar olan bu. حدثنا فهد قال حدثنا ابن الاسبهاني قال اخبرنا سيف بن هارون الهرجمي عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه حزتي علي اولدي ينذر بالفجر احيانا ويغلس بها احيانا حزتي علي قال اس وقتنده نمازي بترردي واحيانا تنوير ederdi yani isfar vaktinde bitirirdi öyle de yapardı öyle de Yani gales vaktinde başlardı ve hemen bitirirdi. Bazen de gales vaktinde başlar uzatırdı. İsfar vakti olurdu. فَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki مُحْتَمِلُ olur تَعْلِيسُ Hazreti Ali'nin te'alis etmesi biha sabah namazını اَنْ يَكُونَ تَعْلِيسًا Öyle bir te'alis ola ki يُدْرَكُ بِهِ anınla idrak edilir el-isfar isfar ola. Yani te'alis ettiği ne demek? Öyle bir te'alisle başlar ki isfara kadar devam eder. Buna mühtemil olur. وَقَدْ رُوْيَا اَمَرَ بِنْ خَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ مِسْلُ ذَٰلِكَ Galeste başlayıp isfara kadar devam ettirmek hakkında Hazreti Ömer'den de rivayet geldi. حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْاِسْبَهَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنَ عَيَّاشِ عَنْ اَبِي حُسَيْنَ اَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرْ
Haraşet ibn-i Hür'den rivayet eyledi. Bu bir yetim idi. Hazreti Ömer'in evinde büyüdü Haraşet. Kale Haraşet dedi ki Kâne Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer oldu. Yünevviru bil fecri sabah namazını tenvir ederdi. Ve yugallisü ta'lis ederdi. Ve yusalli fîmâ beyne zâlih bu ikisinin arasında namaz kılardı. Yani galesle başlardı, tenvirde de bitirirdi. Ve yakrav okurdu bir sureti Yusuf ve Yunus. Sure-i Yusuf'i ve Sure-i Yunus'i namazında okurdu. Ve daha ne okurdu? Ve Kısar-ı Mesani'nin kısalarını okurdu ve Müfassal'ı okurdu. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğunu da beyan ediyor. Sure-i Yusuf, Sure-i Yunus, bir de Kısar-ı Mesani, Kısar-ı Müfassal. Bunları okurdu. Şimdi bu müfassal nedir? Kısar-ı Mesani nedir? Ulema'nın beyanını burada izah etmek lazım. Ulema buyuruyor ki, Kur'an'ın evvelinden 7 sure buna tıvali müfassal derler. Ondan sonra gelenlere zevatül mü'in derler. Zevatül mü'in ki yani bunlar tahminen 100'er ayet geliyor. Ki bu 7 surede Kur'an'ın evvelinden başlayan 7 sure tıvali müfassal. Ondan sonra gelen mesani mü'in ki 11 suredir. Zevatül mü'in 11 suredir. Ondan sonra mesani başlar. Mesani o da 20 suredir. Ondan sonra müfassalat-ı tıval başlar. Müfassal yani aralarında besmele fasl ediyor çok olduğunda müfassalat. Onların da biraz uzunları var, ortaları var, kısaları var. Müfassalat Hücurat'tan başlar, Büruc'e kadar. Sure-i Hücurat'tan Sure-i Büruc'e kadar tıval-i müfassal derler. Sure-i Buruç'tan Lem Yekuni'ye kadar da Evsat-ı müfassalat derler. Lem yekünüden Kur'an'ın sonuna kadar da kısar-ı müfassalat derler. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala Sure-i Yusuf ve Sure-i Yunus'u okumuş. Sonra bazen namazlarda kısar-ı mesaniyi de okurdu. Mesaniyi dedi ki onda 20 sure. Bunlar tahminen 100'er ayet. Müfassalattan da okurdu. Müfassalatta üç türlü oldu. Tıval, evsat, kısar. Evet, hücurattan aşağı. O ne de üç ayırdı. Bunlardan okurdu. Ve gadruviyet anhu asarun mütevatire. Birçok rivayetler Hazreti Ömer'den rivayet olundu ki tedullu o rivayetler delalet eder. Ala ennehu Hazreti Ömer kad kâne yansarifu min salati namazından münsarif olurdu, namazını bitirirdi. Müsfiren isfar edici olduğu halde. Yani namazı bitirdiği vakitte isfar vakti de girmiş olurdu. Haddesena Yunus'u. Ale ahberen ebn-i Vehbi. Enne maliken haddesehu an Hişam ibn-i Urve. An ebihi ennehu semiha. Hişam ibn-i Urve babası Urve'den diyor ki babası işitti. Ve Hazreti Urve işitmiş kimi? Semiha Abdullah ibn-i Amir ibn-i Rabia. Abdullah bin Amir'e işitmiş ya kuru der olduğunu. Salleyna biz kıldık ve râ Ömer ibn el-Hattab Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldık radıyallahu anh. Salat-ı subhi sabah namazını. Fekare fîhâ o sabah namazında okudu. Sûret-i Yusuf, Sûre-i Yusuf'u okudu. Ve Sûret-i Hacı, Sûre-i Hacı okudu. Kıraaten batîeten. Yavaş bir kıraatle okudu. Acele değil. Fekultu ben dedim ki vallahi izen vallahi Allah'a yemin ederim ki izen bu takdirde böyle yavaş yavaş okudu o takdirde leket kâne yekûmu Hazreti Ömer namazdan kıyam eder namazı bitirir heyne yetlu'l fecru evet fecir bitirir değil fekultu ben dedim ki vallahi izen bu takdirde eğer bu sureleri okumuşsa Sure-i Yusuf ve Sure-i okumuşsa لَكَدْ كَانَ يَكُومُ O namaza başlamış olması lazım. حَيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ Fecir tülü ettiği vakitte başlamış olacak ki bu sureleri okuya onları tamam etmiş olay. Yoksa arada güneş doğar. Güneş doğmadan bunları bitirmesi lazım. Bu böyle olmuştur dedim. Gale buyurdu ki ecel. Evet öyleydi. Ama fecirden sonra başlardı. Başladı ve Sure-i Yusuf ve Sure-i Hacı de
Boku değil. İsfar vakti de geldi, girdi. Haddesena Yunus. Evet. Haddesena Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Yahya ibn Sa'id. An ibn Cüreyd. Kale haddesena Muhammed ibn Yusuf. Kale semi'tu Sa'ib ibn Yezid. Kale salleytu halfe Ömer. Ömer'in radıyallahu anh. Onun peşinde namazı kıldım. Hangi namaz? Es-Subh'e. Sabah namazını kıldım. Fekare fiha bil Bakara. Onda Sure-i Bekare'yi okudu. فَلَمَّا انْصَرَفُوا وَقْتَكِ مُنْصَرِفُ اُلْدُرَ namazı bitirdiler. اِسْتَشَّفُ الشَّمْسِ güneşi aramaya başladılar. Acaba güneş doğdu mu doğmadı. فَقَالُوا dediler ki talaat güneş doğdu. فَقَالَ Hazreti Ömer buyurdu ki لَوْ talaat eğer doğduysa لَمْ تَجِدْنَا bizi bulmadı gafilin gafil bulmadı bizi ibadette buldu. Yani o kadar erkenden başlamış, halas vaktinde başlamış Hazreti Ömer radıyallahu anh Sure-i Bekare'yi okumuş. Sure-i Bekare aşağı yukarı 2,5 cüz. Bunu okuyuncaya kadar güneş de tülü etmiş. Onlar namazı bitirince tülü etmiş. Demişler ki vallahi güneş tülü etti. O da Hazreti Ömer de buyurmuş ki güneş tülü ettiyse biz gaflette bulmadı ya biz de namazdaydık. Allah'a ibadet ediyorduk. Şimdi bu da bir başka mesele. Namazın içinde güneş doğarsa namaz fasit olur mu olmaz mı? Evet. Bunda güneş doğdu diyor. Güneş doğdu. Fakat burada serahat yok. Onlar namazda iken mi doğdu? Yoksa namazı kıldılar da çıktılar baktılar o vakit mi doğdu? Bunda izah yok. Haddesene İbn-i Merzuk kâle haddesene Vehb İbn-i Cerir kâle haddesene Şöbet ve Abdülmelik İbn-i Meysere an Zeyd İbn-i Vehbin kâle sallâbine Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer bize kıldırdı salat-ı sübhi sabah namazını. Fekara okudu Beni İsrail'e vel Kehf. Beni İsrail suresini ve Kehf suresini okudu. Hatta cealtu enzuru ben bakardım. İlâ cüdüril mescidi. Mescidin duvarlarına bakardım ki hel tela'ati şemsi güneş doğdu mi? Seyyid ibn-i Vehb diyor ki o namazı bu kadar uzattı. Ben de güneşin namazda hem de göz ucuyla yani divarlara bakardım ki acaba güneş doğdu mu? O kadar uzattı. Yani bunların hepsi beyan ediyor ki Hazreti Ömer Galis'le başlardı, isfarda namazı bitirirdi. Haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Yahya ibn Said, kâle haddesena Mis'arun, kâle akhberani Abdülmelik ibn Meysara, an Zeyd ibn Vehbin, kâle kâle Ömer radıyallahu anh. Zeyd ibn Vehb diyor ki Hazreti Ömer okudu fi salat-ı subh sabah namazında bil Kehfi ve Beni İsrail, Sure-i Kehfi ve Beni İsrail. Bunları okudu. Beni İsrail, Sübhanellezi esra bi abdihi. Bu surenin ismidir. Sure-i Kehf'te Ashab-ı Kehf'in zikredilmiş olduğu Elhamdülillahillezi var ya, o. Haddesena Yunus, kale haddesena Süfyan an Hişam ibn Urve an Ebi an Abdillah ibn Amir an Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer قَرَأَ فِي الصُّبْحِ sabah namazında okudu bir sureti Kehfi ve sureti Yusuf. Sure-i Kehfi ve sure-i Yusuf okudu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّسَنَا قَالَ صَلَّى بِنَا الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ Ahnef ibn-i Kays bize namaz kıldırdı. Salat-ı Sübh'i sabah namazını. Bi akulil kufe kufenin akulunda. Fekara fil reketi lula birinci rekette okudu. El-Kahf sure-i Kahf'i. Ve saniyeti ikinci de okudu. Bir sureti Yusuf sure-i Yusuf okudu. Bu Ahnef ibn-i Kays Beni Temim'in reisidir. Aklıyla zekasıyla meşhur bir zattır. Tarihlerde bu çok geçer. İşte o Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Müslüman oldu. Ondan sonra da birçok tarihi vakalarda bulunmuştur. Meşhur Ahnef ibn-i Kays. Bunun kıldırdığı namazın şeklini diyor. Diyor ki birinci rekette Sure-i Kehfi, ikinci rekette de Sure-i Yusuf okudu. Bu delalet eder ki gales vaktinde başlamış, isfar vaktinde bitirmiş. قال وصلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح sabah namazında Hazreti Ömer bize namaz kıldırdı.
Kim diyor bunu? Ahnef ibn Kays. Salat-ı sübh sabah namazını kıldırdı. Fekare bihima sabah namazının iki rekatında okudu. Bunları okudu. Fihima iki rekatında. Yani Ahnef ibn Kays bunu kendiliğinden yapmış değil. Bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten görmüş. O da onun gibi yapmış. Haddesena Revh ibn el-Ferec kâle haddesena Yusuf ibn Adi kâle haddesena Ebu Lahbes en Ebi İshak en Amr ibn Murre en Abdirrahman ibn Ebi Leyla kâle sallâ bina Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer bize namazı kıldırdı. Bi Mekke'te Mekke-i Mükerreme'de salatel fecri sabah namazını. Fekara fir rekete lûle birinci rekette okudu bi Yusuf. Süre Yusuf'u. Hatta belaga hatta vasıl oldu. يَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهْوَ كَظِيمٌ. Bu ayet-i kerimeye balık oldu. Sümme rekâ, rükû etti. Sümme kâme, sonra kalktı. فَقَرَى فِي الرَّكَةِ السَّانِيَ. İkinci rekette de okudu. Bin Necmi, Sûre-i Necmi okudu. Fesecede secde yerine gelince secde etti. Sûre-i Necmi'de secde var ya, o secdeyi yaptı. Sümme kâme, فَقَرَى. Secdeden kalktı, yine okumaya devam etti. فَقَرَى okudu. Neyi okudu? اِذَا زُزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. Bu sureyi okudu. وَرَفَعَ سَوْتَهُ. Sesini de kaldırdı. اِذَا زُزِلَتِ okurken yüksek sesle okudu. وَرَفَعَ سَوْتَهُ بِالْقِرَاتِ. Kıraatle sevtünü kaldırdı. Bu kıraatle اِذَا زُزِلَتِ okurken mi? Yoksa ta namazın evvelinden başladığı vakıtta mı? Sesini kaldırdı. Allah ve alem burada görünen yani namazın hepsinde sesini kaldırdı. Hatta lev kâne fil vâdi ahadun. Vâdide bir kimse olsaydı la esme'hu, ona da işittirirdi. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de olduğuna göre yani Mekke vadisinin her tarafını onun sesi doldurdu. Yüksek sesle okudu onda. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Velid kâle haddesene Şu'betu anil hakem an İbrahim et-Teymi عن أبيه أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الفجر. إبراهيم التيمي diyor ki Hazreti Ömer رضي الله عنه namaz kıldık. فَقَرَى فِي الرَّكَةِ الْاُولَى. Birinci rekette okudu. بِيُوسُفَ سُورَيْ يُوسُفِ وَفِي الثَّانِيَ. İkincide de okudu. بِالنَّجْمِ سُورَيْ نَجْمِ. فَسَجَدَ سَجْدِ اِبْدِ. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم التيمي عن حسين بن سبرة قال صلى بنا عمر رضي الله عنه. حسين بن سبرة diyor ki Hazreti Ömer bize namaz kıldırdı. فذكر مثله. Aynen bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Yani birinci rekette Sure-i Yusuf okudu, ikinci rekette de Sure-i Necmi okudu. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فلما روي ما ذكرنا. Vaktaki bizim zikrettiğimiz rivayet edildi. En Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildi. Fi hadis Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir'in rivayetinde ki enne kıraatehu tilke. Onun o kıraati kânet kıraaten batiyyeten. Yavaş bir kıraat idi. Batiyyeten yani şeddesiyle hutta batiyeten, ikisi de olur. O ki böyle yavaş yavaş bunları namazda okudu. Nemlere görmedik. Vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir ki en yekûne duhûlû Hazreti Ömer'in duhûlû ola fîhâ namaza illâ bi galesin illâ galesli olur. Şimdi bunları böyle girer de yavaş yavaş okursa demek ki Hazreti Ömer radıyallahu anh karanlık vaktinde namaza girmiş. En yekûne duhûlû fîhâ kâne illâ bi gâles ve lâ hurûcuhu kâne minhâ. Onun hurûcu da olmadı illâ ve gâd esfere isfâre. İyice ilk vakti isfâr gelmiş, güneşin doğması yaklaşmış da o vakitte ve gâd esfere isfâren şedîde, isfâri şedîd oldu da o da namazı bitirdi. Yani güneş doğmasına yaklaştı. وَكَذَٰلِكَ كَانَ يَكْتُبُ اِلَىٰ عُمَّالِهِ. Hazreti Ömer kendi amillerine de öyle yazardı, memurlarını öyle yazardı. Onları da beyan ediyor. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَمَرَ الْحَفْضِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنِ اِبْرَاهِيمْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سِيرِينَ عَلِ الْمُهَاجِرِ
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أبو موسى الأشعري يزدي أن صلي الفجر فجركن بسواد قرن لكتكن أو قال بغلس غلس تكن وأطل القراءة قراءة ده وزنت böyle yazardı. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن المهاجر عن عمر رضي الله عنه حسرت ومردن رواية edildi مثله bunun misli. Yani ümmarına yazardı ki karanlıkta başlayın ve isfar vaktine kadar devam ettirin. Efele terahu, sen Ömer'i görmez misin ki yemuruhum emreder. En yekûne ve leduhûluhum, namaza girmeleri fiha, namaza girmeleri ola bi galesin, galeste ola, karanlıkta ola. Ve en yutîlu, uzatalar el kıraate, kıraati uzatalar. Fekezâlike indenâ, bizim indimizde de böylecedir. Erâde minhu, minhum rivayeti de var. Yani o amillerini böyle yazardı. Onlardan murat ederdi ki en yudriku, idrak ederler, karanlıkta başlayalar ama kıraati uzatalar. O kıraati uzatmak sebebiyle idrak ederler. El isfare, isfare idrak ederler. Namaz ışıklansın. Ve kezalike, yine böylecedir. Küllü men reveyna anhu, her bir kimse ki biz ondan rivayet eyledik. Fihada, bu mesele hakkında şeyen, bir şey. Siva Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den başka başkalarından da rivayet eyledik ki evet, de karanlıkta başladılar ve kıraati uzun ettiler. Bunlar da böylecedir. Kadkâne zehebe, onlar da sahip oldular. İlâhâden mezhebi eyta, bu mezhebe onlar da böylece sahip oldular. Yani onlar da karanlıkta başlayın da kıraati uzun edin dediler. Onlar da yani isfar vakti gelinceye kadar kıraate devam edin. Bunu murad ettiler ve bu mezhebe sahip oldular. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه. أنس بن مالك buyuruyor ki أبو بكر رضي الله عنه bize kıldırdı صلاة الصبح, sabah namazını. فقرأ وكتب سورة آل عمران, آل عمران suresini okudu. فقالوا, dediler ki قد كادت الشمس تطلع, yakın oldu ki güneş doğa, yani güneş doğması yaklaştı. Sen o kadar namazı uzattın diye Hazreti Ebu Bekir'e dediler. Fekale, buyurdu ki لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِ, güneş tülü etseydi bizi gaflette bulmazdı, yani bizi ibadette bulurdu. Bunlar hepsi delalet ediyor ki isfar vaktine devam ettirmişler. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْيَمْ قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن الزبيدي قال صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه بزي أبو بكر كذل صلاة الصبح صباح نمازني فقرأ وكذي بسورة البقرة سورة البقرة وكذي في الركعتين إكي ركعة جميعا جميع سنوكذي إكي ركعة سورة البقرة هب سنوكذي. فلما انصرف وقتك نمازي bitirdi. قال له عمر رضي الله عنه, Hazreti Ömer dediler ki كادت الشمس تطلع, yakın oldu ki güneş tülü idi, yani namazı uzattın. فقال أبو بكر رضي الله عنه, buyurdular ki لو طلعت لم تجدنا غافلين, güneş. فقال Hazreti Ömer رضي الله عنه, Hazreti أبو بكر رضي الله عنه Hazreti Ömer'e cevaben buyurdular ki لَوْ طَلَعْتِ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ, لَوْ طَلَعْتِ güneş tülü etseydi لَمْ تَجِدْنَا bizi bulmazdı gafili, gafillerden bulmazdı, yani bizi ibadet eder bulurdu. قال أبو جعفر إمام التحاوي, buyurdular ki فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه, işte Hazreti Ebu Bekir رضي الله عنه قد دخل فيها, namaza girdi, في وقت غير الإسفار, إسفار vaktinin gayrisinde girdi, yani karanlıkta galeste girdi. ثُمَّ مَدَّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا, sonra namazda kıraatı uzattı. حَتَّى خِيْفَ عَلَيْهِ, hatta onun üzerine korkuldu ki تُلُعُ الشَّمْسِ, güneşin doğması korkuldu ki, yani bu namazda iken güneş tülü eder, o kadar uzattı. وَهَذَا Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın böyle yapması da oldu bi hadrati ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimizin ashabının huzurunda oldu.
ve bi kurbi ahdihi min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin ehdinin yakınlığında oldu. Ve bi fiilihi, Hazreti Ebu Bekir'in fiiliyle oldu. Ki la yunkiru zalike aleyhi minhum, ashabtan hiçbirisi ona inkar etmedi bunun böyle yaptığını. Ve bi fiilihi la yunkiru zalike aleyhi minhum münkir, ashabtan hiçbir münkir Hazreti Ebu Bekir senin bu yaptığın doğru değildir demedi. Ve zâlike, işte bu delilün delildir. Elâ mütâbe'atihim eshâb-ı kirâmen, tabi olduklarına delildir. Lehu Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir böyle yaptı. O mevcut sahabeler de itiraz etmediler. Ona tabi oldular. Demek ki bu Hazreti Ebu Bekir'in yapmış olduğunun doğru olduğuna delalet etti ki kıraati isfar vaktine kadar uzatmak var. Sümme feale zâlike Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer de böylece yaptı. Min ba'dihi, Hazreti Ebu Bekir'den sonra, felem yunkiruhu aleyhi, Hazreti Ömer'e inkar eylemedi. Men hadarahu, o Hazreti Ömer'in böyle yaptığına hazır olanlarda, bir kimse itiraz etmedi. O itiraz edecek de kimdi? Minhum ashab-ı kiramdan. Ashab-ı kiramdan kimse kalkıp da Hazreti Ömer'e böyle kıraati uzun uzadı okuduğunu inkar etmedi. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ, bununla sabit oldu ki اَنَّ هَاكَذَا يُفْعَلُ فِي صَلَاتِ الْفَجِرِ فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ, bununla sabit oldu اَنْ شَنْ شَنَّ هَاكَذَا يُفْعَلُ, böyle işlenilir فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ, salat-ı fecirde böyle işlenilir, bu sabit oldu. وَاَنَّ مَا عَلِمُوا, ol bir şey ki bildiler مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işin yaptığından bildiler. فَغَيْرُ مُخَالِفٍ لِذَٰلِكَ, buna muhalif değildir. Çünkü bunların yaptığını için böyle yaptılar. Resulullah Efendimiz'in nasıl yaptığını biliyordular da öyle yaptıklarından dolayı bunlar da böyle yaptı. Birbirine muhalif değil. فَيْنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etse dese ki فَمَا مَعْنَا قَوْلِ بْنُ عَمَرٍ, Abdullah ibn Ömer'in kavlinin manası nedir? Kime? Mughis ibn Sümeyye'ye emir buyurmuş olduğu sözün manası nedir? Ne vakitte lemme gallese bil fecir, vaktaki sabah namazını galeste Abdullah ibn Ömer kıldırdı. Mughis ibn Sümeyye ona inkar etti ki bu nasıl namazdır? Sen böyle galeste namaz kıldırdın. Onika bu İnkar terikiyle bunu söyledi. O da buyurdu Abdullah ibn Ömer. Ne dedi? Hadi salatuna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'a Ebi Bekir radıyallahu anh ve ma'a Ömer radıyallahu anh. Resulullah Efendimizle kıldığımız namaz buydu. Ebu Bekir'le kıldığımız namaz buydu. Ömer'le kıldığımız namaz buydu. Yani gales vaktinde başlardık. Gales vaktinde de bitirirdik. Dedi. فَلَمَّا قُتِلَ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, sonra Abdullah ibn Ömer dedi ki bu böyle kılınırdı. Vaktaki Ömer radıyallahu anh şehit edildi. اَسْفَرَ بِهَا وَنِي, isfar eyledi. Kim? Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman isfar eyledi. İsfar eyledi, yani isfar vaktinde başladı, isfar vaktinde bitirdi. Bu manaya da gelir. Gales vaktinde başladı, isfar vaktinde bitirdi. En çok bu manaya geliyor ki yani isfar vaktine kadar devam ettiren Hazreti Osman oldu. Halbuki bu rivayet yukarıki rivayetlere muhalif oluyor. Niçin? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gales vaktinde başlattılar, isfar vaktinde bitirdiler. Abdullah ibn Ömer'in bu yapmış olduğu, vermiş olduğu fetvaya göre galeste başladı, galeste bitirdi. Ya isfarda bitiren Hazreti Osman oldu diyor. قِيلَ لَهُ, o itiraz eden adama denilir ki فَذِي يَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki اَنْ يَكُونَ اَرَادَ بِذَالِكَ, Abdullah ibn Ömer bununla murad eyledi. وَقْتَ الدُّخُولِ ف۪يهَا, o namaza girme vaktini, duhul vaktini murad etti. لَا وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْهَا, namazdan çıkış vaktini değil, giriş vaktini. Ne için? حَتَّى يَحْتَفِكَ ذَالِكَ, hatta bu müttefik ola ve مَا رَوَيْنَا قَبْلَهُ, bundan evvel rivayet ettiğimizde birbirine müttefik ola. Yani Hazreti Osman radıyallahu anh isfarda başladı, isfarda bitirdi. Bu böyle olmak ihtimali var. Ve yekûne kavluhu, sonra
Hazreti Osman'ın kavli de ve Abdullah bin Ömer'in kavli de ola. Sümme esfere biha Osman'u. Osman bunu isfar etti. Heyli yekûne hurûcuhum fî vaktin. Bir vakitte çıkmaları. Yekûne hurûcuhum. Onların kuruşları ola fî vaktin. Bir vakitte ki yemenûne fî. O vakitte emin olurlar. Ve la yekâfûne korkmazlar fî anda. En yu'tâlu ihtiyal olunalar. İhtiyar bir adamı ansızın öldürmek, gizlice öldürmek. Onlar gizli öldürülmesin diye isfar vaktine kadar tehir eyledi. Kemâtu ile Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh öldürüldüğü gibi habersiz, bu ashab-ı kiram da böyle habersiz öldürülmesin diye isfar vaktinde Hazreti Osman radıyallahu teala namazı kıldırmaya başladı. Yani bu sual cevabın neticesi şu oluyor ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Galis'te namazı başladı ve namazı Galis'te bitirdi. Nugays ibn Sümeyye de ona itiraz edince biz Resulullah Efendimizle Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'le böyle namaz kıldık dedi. Ve Hazreti Osman Ömer'den sonra gelince isfari o yaptı dedi Abdullah ibn Ömer. Diyor ki evet bu olabilir çünkü Galis'te başladı, Galis'te bitirdi diyorsunuz. Fakat bunun şuna ihtimali var ki Galis'te başlamaya bizim itirazımız yok. Galis, Hazreti Osman radıyallahu teala da Galis'te başlamış, İsfar'da bitirmiş. Galis'te bitirmiş değil ki buna da ihtimali var. Hazreti Osman'ın başladığına itiraz yok. Sümme Esfer Osman demesinden bu anlaşılıyor. Esfer'e yani Galis'te başladı, İsfar'a kadar devam ettirdi. Niçin? Namazdan fari olduktan sonra ortalık tamamıyla ışıklanmış ola da herkes yanındaki adamı göre o hain, dinsiz adamlar ashab-ı kiramın büyüklerini ansızın vurup öldürmesinler diye isfar vaktine kadar namazı devam ettirdi. Buna böyle olmak ihtimali var. Ve böyle tevil edilirse iki yukarıdaki eserlerle bunlar da birbirine zıt olmazlar. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında, Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında Galis'te başladılar, İsfar'da bitirdiler geldi ya. Bunu da böyle deriz. Hazreti Osman İsfar'da başladı, İsfar'da bitirdi demeyiz. Ya Galis'te başladı, İsfar'da bitirdi. Maksat bu İsfar'ı beyan etmektir, bu olan. O vakitte eserler arasında bir ziddiyet olmaz. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Osman radıyallahu anh'den rivayet edildi. Ey de bu yukarıdaki rivayet gibi maşul bir şey ki yedüllü delalet eder ki اَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فِيهَا Sabah namazına girerdi, bir sevadın karanlıkta girerdi. لِيْتَالَتِهِ uzattığı için الْقِرَاتَ قِرَاتِ فِيهَا namazda. Bak bu rivayette geliyor ki Hazreti Osman Galis vaktinde namaza girerdi, kıraati uzatsın diye. وذا شو حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافسة بن عمير الحنفي أخبره فرافسة خبر بردك ما أخذت سورة يوسف بن سورة يوسف almadım yani öğrenmedim İlla min kıraati Osman ibn Affan radıyallahu anh Hazreti Osman'ın kıraatinden aldım. Bunu dinleye öğrendim. Hazreti Osman'ın kıraatini İyyaha Sure-i Yusuf'u Fissubuh sabah namazında. Min kesreti ma kâne yureddiduha onu çok terdid ederdi, çok okurdu da ben de onun peşinde namaz kılardım. Sure-i Yusuf'u ben onun namazda okumasından aldım diyor. Fehâda yedüllü bu delalet eder eyda yukarıdaki rivayet gibi ki ennehu kad kana yahsu fiha Hazreti Osman radıyallahu teala an giderdi bu sabah namazında haz ve men kana kablehu kendisinden evvel olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun yoluna giderdi. Neden? Mined duhuli fiha sabah namazına girmekten bir sevadın karanlıkta vel hurucu çıkmaktan minha sabah namazından fi hali isfar isfar halinde. Onların yaptığı gibi karanlıkta giderdi, isfar halinde de çıkardı. İşte bu buna delalet ediyor. Ve bu rivayette Hazreti Osman radıyallahu teala'dan geliyor. Firafiset ibn-i Ömeyr el-Hanefi rivayet ediyor.
Fakat kâne Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Hazreti Abdullah bin Mesud da oldu. Yansarif-i Minha sabah namazında münsarif oldu. Ne oldu o halde? Müsfiren, ortalık iyice işıklanmış olduğu halde. Haddesena Fahetun gâle, haddesena Ammar ibn-i Hafsın gâle, haddesena Ebi, anil Ameş gâle, haddeseni İbrahim-i Teymi, anil Haris ibn-i Süveyd, ennehu kâne yusalli mâ imâmihim fitteym. Haris ibn-i Süveyd diyor ki, kendi imamlarıyla namaz kılardı Fitteym-i Teym kabilesinde. فَيَقْرَهُ بِهِمْ O imam onlara okurdu. Sureten sure minel mi'in mi'inden. Kehf'ten sonra olan surelere mi'in derler. سُمَّيَاتِ Abdullah sonra Abdullah bin Mesud'a gelirdi. فَيَجِدُهُ onu bulurdu. فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ Sabah namazında bulurdu. Ki o tehir etmiş, namazı hala kıldırıyor. حَدَّسَنَا بُدَّرْدَا هَاشِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِ قَالَ حَدَّسَنَا آدَمِ بْنِ اَبِي يَاسِ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلِ قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا نصلي عبد الرحمن بن يزيد diyor ki biz kılardık مع ابن مسعود رضي الله عنه Abdullah bin Mesud'la namazı kılardık فكان يسفر بصلاة الصبح sabah namazını isfar devam etti isfar oruncaya kadar devam ettirirdi فقد أكلنا هذا biz bunu aklettik bildik ki أن Abdullah Hazreti Abdullah كان يسفر isfar ederdi sabah namazını isfara kadar vaktine kadar devam ettirirdi. فَعَلِمْنَا بِذَٰلِكِ Bununla bildik ki اَنَّ خُرُوْجَهُ مِنْهَا Abdullah bin Mesud'un sabah namazından hurucu كَانَ حِينَيْذٍ isfar vaktinde idi. وَلَمْ يُذْكَرْ zikredilmedi. فِي هَذِي الْحَادِسِ bu hadislerde دُخُولُهُ Abdullah bin Mesud'un دُخُولُ فِيهَا sabah namazına فِي اَيِّ وَقْتٍ كَانْ hangi vakitte girerdi? İsfarda çıkardı ama hangi vakitte girerdi? Bu zikredilmedi. فَذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمْ وَاللّٰهُ عَلَمْ bizim indimizde bu عَلَى مِسْلِ مَا رُوِيَ اَنْ غَيْرِهِ مِنْ اَسْحَابِهِ Abdullah bin Mesud'un eshabından diğerlerinden rivayet edilen gibidir. Yani gales vaktinde girerdi, isfar vaktinde çıkardı. Allah-u Alem bu da böyledir. وَقَدْ كَانَ يُفْعَلُ اَيْذَا مِسْلُ هَذَا böylece işlenilirdi ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında da böyle işlenilirdi. Ve onu da ispat ediyor. Diyor ki İmam-ı Tahavi haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni kâle haddesena Muhammed ibn İdris el-Şafi'i kâle akberena Süfyan ibn Uyeyne kâle haddesena Osman ibn Ebi Süleyman kâle semiyatü İrak ibn Malik yekûlu semiyatü Ebâ Hureyre radıyallahu anh yekûl قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مديني من وراي قدوم التم في أنبار فرنمز ده يدي بخيبر خيبر ده يدي ورجل من بني غفار بني غفار دم بر آدم ده يأم الناس الناس إمام لك ده فسمعته بل ونيشتم يقرأ في صلاة الصبح صلاة الصبح توكرد في الركعة الأولى برنجي ركعة سورة مريم سورة مريم وكرد وفي الثانية كم جداد وكرد وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَقُرْدِ حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة مثله يعني أبو هريرة رضي الله عنه رواته لدى غير أنه قال يعني بو سنك رواية ديور حضرت أبو هريرة ديك فاستخلف في عمبر فنز استخلافتي على المدينة مدينة سباع بن عرفطته El-Ghifariye. Sibâ ibn-i Urfetat el-Ghifariye'yi istihlaf etmişti. O namazı kıldırıyordu. فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ Ben de onun peşinde namaz kıldım. O da sabah namazının birinci rekatinde Sûre-i Meryem'in ikincisinde de وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ bunu okumuş. فَهَذَا سِبَعْ بْنِ اُرْفَتَ işte Sibâ ibn-i Urfetat قَدْ كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz zamanında oldu. اِسْتِخْلَافِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِيَّهُ Peygamber Efendimiz onu geride bırakmak, namazı kıldırmaya vekil bıraktığı halde bırakmasıyla oldu. Yusalli bin nas, nasa kıldırırdı. Salat-ı subh, sabah namazını hakeza böylece kıldırırdı. Yutilu fiha, o namazla uzatırdı. El-kıraate, kıraate uzatırdı. Hatta yusibe fiha et-ta'lise vel-isfari cimyan. Hatta ta'lis ile isfarın ikisine de isabet etsin diye uzatırdı. Yani galeste başlardı, isfarda da bitirirdi. İkisini de cem etmiş olurdu.
وقد روي أيضا عن أبي الدرداء من هذا الشيء أبي الدرداء رضي الله عنه ده bu mesele hakkında Galis'te başlayıp İsfar'da bitirmek hakkında bir rivayet vardır. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Muhammed ibn Müsenna kâle haddesena Abdurrahman ibn Mehdi kâle haddesena Muaviye ibn Salih an Ebi Zahiriye an Cübeyr ibn Nüfeyr kâle sallâ bina Muaviye Muaviye ibn Ebi Süfyan bize namazı kıldırdı es-subha sabah namazını bi Galis'in karanlıkta fekâle Ebu'd-Derda buyurdu ki esfirû bihâdihissalâh bu namazı isfar ediniz. فَاِنَّهُ اَفْقَهُ لَكُمْ sizin için daha efkahtır. اِنَّمَا تُرِيدُونَ siz murad ediyorsunuz. اَنْ تَخْلُوا خَالِ olasınız بِحَوَائِدُكُمْ kendi hacetlerinize yani acele edip de gidip de ticaretle işle meşgul olacaksınız. Siz bunu uzatınız yani kıraata başladınız mı uzun okuyunuz isfar vakti devam eylesin. Ebu'd-Derda radıyallahu anh de bunu rivayet eyledi. Evet. فهذا عندنا والله تعالى أعلم bizim indimizde Allahu Teala alem min Ebu'd-Derda Ebu'd-Derda'dan oldu ala inkari aleyhim onlar üzerine inkar ettiğini terkel meddi bil kıraati kıraati uzatmanın terkinin inkarı oldu ila vaktil isfar isfar vaktine kadar kıraati uzatmadılar onu terk ettiler de onun için bunu dedi. La ala inkârihi aleyhim. Vakte duhûli fiha namaza girmeyi inkar olmadı. Çünkü burada diyor ki Cübeyr ibn-i Nüfeyr Maviye bize namazı kıldırdı. Sabah namazını galesle karanlıkta başladı. Ve karanlıkta bitirdi. Ebu'd-Derda da ona itiraz terekiyle dedi ki esfirû bihâdihissalâh fe innehu efkahu lekum innemâ türidûne en tehlû bihavâicikûm. Siz alelacele işlerinize gitmek istiyorsunuz bu namazı uzadı. Yani galeste başladığınız doğru ama hemen galeste bitirmeniz doğru değil. Bunu kıraati uzun okuyun, isfar vaktine kadar devam ettirin. فَلَمَّا كَانَ مَا رَوَيْنَا Vaktaki bizim rivayet ettiğimiz oldu. Yani Eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından rivayet etmiş olduğumuz onun hüküm oldu. هُوَ الْاِسْفَارِ isfar oldu. اَلَّذِي اَيْلِ اِسْفَارِ كَيْ يَكُونُ الْاِنْصِرَافُ اِنْصِرَافُ اُلُولُ مِنَ الصَّلَاتِ Namazdan insiraf olur fihi isfarda. Şimdi bunlardan anlaşıldı ki namazı bitirdin mi isfar vaktinde bitirmen lazım. İsfar vakti dahil oluncaya kadar namazı uzatmak lazım. نَاَمَا رَوَيْنَا عَنْهُ Şununla beraber ki bizim rivayet ettiğimiz şeylerle beraber مِنْ اِتَالَةِ الْقِرَاةِ فِي تِلْكَ السَّلَاةِ Sabah namazında kıraati de uzun okuyun. Kıraati uzun okuyun ve isfar vaktinde bitirin. Bu hususta eserler okuduk. Sebete sabit oldu ki ennel isfare isfar bi salatı subuh sabah namazında isfar la yembeği li ahadin terkuhu hiçbir kimseye layık değildir ki onu terk ede. Onun terki layık değildir. Eftal olan isfardır. Ve ennet taglise la yuf'alu illa ve me'hul isfar. Teğlis yapılmaz illa isfar ile beraber. Yani karanlıkta namaza başlayan adam hemen karanlıkta bitirmemeli. Ya isfara dahil oluncaya kadar namazı uzatmalı. فَيَكُونُ هَذَا Bu olur fi evveli salah Bu teğlis olur fi evveli salah namazın evvelinde وَهَذَا isfar da olur fi ahireha namazın ahırında. فَيِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki فَمَا مَعْنَا مَا رُوْيَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Sen böyle diyorsun ki galeste başlasın, isfarda bitirsin. Fakat Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edilen hadise ne diyeceksin? O da şu rivayet gelmişti ki اِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحِ Kadınlar sabah namazını kırardılar. مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizle سُمَّ يَنْصَرِفْنَ Sonra giderdiler. Namazı bitirir giderdiler. وَمَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ Karanlıktan dolayı bilinmezdi. Yani öyle karanlıkta hemen kılar ve karanlıkta giderdiler ki kendilerini kimse bilmezdi. Kadın mıdır, erkek midir bilmezdi. قِيلَ لَهُ Ona denildi ki يَحْتَمُلَنْ يَكُونَ هَذَا İhtimali var ki bu ola galeste başlayıp galeste bitirmek ola. قَبْلَ اَنْ يُؤْمَرَ بِيْتَاءَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا Sabah namazında kıraatin itaresinden evvel ola. Sabah namazında uzun okumak o zaman emrolunmamıştı. Kısa surelerine namaz kılınırdı. Galeste başlarlar ve kısa surelerine az okumakla
uzun kıraat değil de kısa kıraatle, ister kısa sureler olsun ister başkası olsun, az okumakla hemen namazı bitirir gidirirdi. Fe innehu kad haddesene ibn Ebi Davud. Ebi Davud bize rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Ömer el-Havdiyyü. Kale haddesene Murecca ibn Recca. Kale haddesene Davud en Şabi en Mesruk en Ayşet radıyallahu anh. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan Mesruk rivayet eyledi ki kalet Hazreti Ayşe buyurdular ki evvel ma fıridatis salatu, evvel namaz farz olunduğu vakıtta farz olundu. Rak'ateyni rak'ateyni, iki rekat iki rekat farz olundu. Felemma kadime nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, vaktaki fiyamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurdular. Vasale vasletti ila kulli salatin, her bir namaza misliha mislin, yani iki rekete iki rekat daha ilave etti. Gayrel mağribi, akşamdan başka, akşam üçüdü. Feynnehu ötürüm, bu tekidi, buna ziyade eylemedi. Ve salat-ı subh, bir de sabah namazına vasıta eylemedi, ona ziyade eylemedi. Ne için? لِطُولِ قِرَاءَتِهَا, onda kıraat uzun olduğu için ona ziyade eylemedi. Ve kâne izâ safere, Peygamber Efendimiz sefer ettiği vakıtta olur idi. عَادَ اِلَى صَلَاتِ الْعُولَى, evvelki namazına iade ederdi, yine ikişer ikişer kılardı. Sefere gitti mi asıl olan iki rekat iki rekat kılardı. Hader de oldu mi sabah namazıyla akşam namazından gayrısına ikişer rekat daha ziyade ederdi, dört olurdu. İfâ akberet Âişe radıyallahu anh'a, işte Hazreti Âişe haber verdi fî hader hadis, bu hadiste ki enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne yusallî, kılardı. قبل أن يتم الصلاة namazı itmamdan evvel dört rekat yapmazdan evvel kılardı. على مثال ما يصلي إذا سافر, sefer ettiği vakitte nasıl kılarsa öyle kılardı, yani ikişer kılardı. Ve hükmü misafir, misafirin hükmü de nedir? Takfifu salâ, namazı takfiftir. Namazı sefer dolayısıyla hafifçe kılardı, ikişer rekat. Sümme ühkime, sonra ihkam edildi. Ba'de zalik, bundan sonra ihkam edildi ki ikişer rekatler hadırda dört oldu. Fezide fi ba'di salavat, bazı namazlarda ziyade kılındı. Yönlede, ikindide, yassıda ikişer rekat ziyade kılındı. Ve ümire, emredildi bi italeti ba'diha, bazısında da namazı uzatmakla emrolundu ki o da sabah namazı. Sabah namazında iki rekat ziyade yok, fakat kıraat uzun okumak var. فَيَجُوزُ جَائِزْ كِ وَاللّٰهُ عَلَمْ, Allah daha ziyade alimdir. وَنْ يَكُونَ وَلَا مَا كَانَ يَفْعَلُ Peygamber Efendimiz'in işlediği وَلَا مِنْ تَعْلِيسِهِ بِهَا, sabah namazını gales vaktinde başlar ve gales vaktinde bitirirdi ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi kadınlar namaza gelir ve namazı karanlıkta kılar giderdiler. Karanlığın çokluğundan dolayı bilinmezdi onlar. Yani erkek mi kadın mı bilinmezdi. Bunun Peygamber Efendimiz bunu böyle yapmış ola. Ben sırafın nisai minha, Peygamber Efendimiz de zamanında o kadınların nusarif olup gitmeleri ola ve la yu'rafna, halbuki bilinmediler. Minel galesi, karanlıktan dolayı bilinmediler. Bu kadınların da insirafi ola. Kâne zâlik, işte bu oldu. Fil vaktillezi, şöyle bir vakitte oldu ki kâne yusallîha, Peygamber Efendimiz kılardı. Fîhi, o vakitte alâ mislimâ yusallî fîhi el-an fîs-sefer, el-an seferde kıldığımız gibi, yani ikişer ikişer kılındığı zamanda oldu. Şimdi seferde ikişer ikişer kılıyoruz ya, o zaman da namazlar ikişer ikişer idi. İşte o vakitte kıraat sabah namazında uzun okunmayla emrolunmamıştı. Sabah namazını hemen tezden kılar giderdiler. O zamandaydı. Sümme ümire, sümme emara, sonra Peygamber Efendimiz emretti. Yahut da sümme ümire, Peygamber Efendimiz emrolundu. Bi italetil kıraati fiha, sabah namazında kıraatin italesiyle emrolundu. Yahut da emreyledi. Ve en yekûne mef'ûluhu fil hadar, Peygamber Efendimiz'in işlemiş olduğu şey hadar da ola, bi hilâfi mâ yuf'alü fi sefer, seferde işlenilenin hilâfına ola. Min itâleti hâdihi, hadarda uzatmak var kıraati, ve tehfîfi hâdihi, seferde de tehfîf, hadarda uzatmak, seferde de kısa etmek. Evet, böyle ola. Ve kâle, buyurdu ki esfiru bil fecri, ey atilu, siz sabah namazını isfar ediniz, yani uzatınız, ey atilu kıraate fiha, sabah namazında hadırda kıraati uzun ediniz.
İşte Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinin cevabı da bu. Yani o zaman kadınlar galestekiler, galestek giderdiler. Sabah namazında uzun kıraat okumak yoktu. Sonradan emrolundu. Bu vakitte isfara kadar devam edildi. Esfiru kelimesi geldi. Esfiru bil fecr. Yani namazı fecir namazında kıraati uzun edin. İsfar vaktine kadar devam ettirin. Neyse zalik. Bu olmadı. Alan yetkulu fiha. Namaza girin fi ahire vakti isfar. İsfar vaktinin ahirinde girin. Bu manaya değil. Velakin yahrucu çıkın minha. Çıkmaları emrolundu. Fi vakti isfar. İsfar vaktinde. İsfar vaktinde namaza dukul etmeleri değil de çıkmaları emrolundu. Esfiru. Esfiru bil fecri yani kurucun beyan etti. Fesebete bizalik işte bununla sabit oldu. Nesfu ma revete Ayşe radıyallahu anh, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu kadınlar galeste namaz bitirir, okurdular ve galeste bitirir evlerine dönerdiler. Bu hadis mensuk oldu. İma zekerna bizim zikrettiğimiz şeyle ki namazlar sonradan ikişer rekat ziyade edildi. Sabah namazına ziyade edilmedi çünkü onda kıraatın uzunluğu var. Galeste başlayacak, isfara kadar devam edecek. Ama şununla beraber cikat delle ala zâlike ida buna delalet etti. Min fi'ali ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ashabının fi'alinden de buna delalet eden şey oldu. Min dâdi Resulullah Efendimiz'den sonra fi isabeti min isfâre ve ashab da isfâre isabet ettiler. Fi vaktin sırâfi minha sabah namazında insiraf vaktinde İsfara onlar da isabet ettiler. Yani sabah namazını isfara kadar devam ettirdiler. Ve ittifakihim ala zalike. Bunun üzerinde de ittifakları var. Evet. Ve ittifakihim ala zalik. Bu haliste başlayıp isfara kadar devam ettirmede de ashab-ı kiramın ittifaklarıyla beraber. Hatta lekad kâle İbrahim'in nekhayı. Hatta İbrahim'in nekhayı buyurdular. Neyi? ما شو روايتي كت حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال إبراهيم النخعي بيقول لك ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر من زن أصحاب اجتماعي لمت على شيء بشيء سرنا ما والبشيء كبك اجتمعوا اجتماعي لدلر على التنبير tenbir üzerine içtima eyledikleri gibi hiçbir şey üzerine içtima eylemediler. Yani namazı isfar vaktine kadar devam ettirmede ashab-ı kiramın içtimai var yani. Bunda ittifakları var. Bunda yaptıkları ittifakı hiçbir şeyle bu ittifakı yapmadılar. فَاَخْبَرَ İbrahim النَّخَيْ haber verdi ki اَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ اِشْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ bunda ittifak ederdiler. فَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمْ وَاللّٰهُ عَلَمْ bizim indimizde de caiz olmaz. اِجْتِمَاعُهُمْ onların ittifakları عَلَى خِلَافِ مَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَهُ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْ بِشَيْنْ خِلَافِ üzerine ittifakları caiz olmaz. يَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْدِ فَعَلَهُ onu işlerdi. Peygamber Efendimizin işlediği bir şeyin hilafına bunlar ittifak etsinler. Bunu yapmazdılar illa ba'de nesh-i zalik ve sübut-u hilafi. O evvelki şey neshedilmiş ve onun hilafi sabit olmuş da ondan sonra içtima etmişler. Yani galeste başlayıp galeste bitirmek var idi. Bu neshedildi. Onun hilafi sabit oldu. Hilafi de galeste başlayıp isfarda bitirmek. Bu da sabit oldu. Onun için ashab-ı kiram da bu ikinci hüküm üzerinde ittifak eylediler. İbrahim Nakhay böyle buyuruyor. فَالَّذ۪ي قُلْ بِشَيْكِ يَنْبَغِي لَايِقْ olur. Layık olan şey nedir? Hulâse اَدْدُخُولُ فِي الْفَجْرِ فَجْرِ دُخُولُ etmek fi vakti ta'lis, ta'lis vaktinde fecre dukul etmek layık olur. وَالْخُرُوْجُ مِنْهَا sabah namazından kuruş da olur. Fi vakti isfar, isfar vaktinde olur. Evet. عَلَى مُوَافَقَةِ مَا شُلْ بِشَيْءٍ مُوَافَقَةِ üzerine ki رَوَيْنَا biz rivayet eyledik. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabihi Peygamber Efendimiz'den ve Peygamber Efendimiz'in ashabından rivayet etmiş olduğumuz rivayetlere muvafakat olmak üzere bu böyle layık olur. Haleste namaza girmek, isfarda çıkmak.
وهو بو قول أبي حنيفة بابي يوسف محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. Bu üç imamın kavli de budur. Bunlar da böyle demiştirler. Yalnız burada bir ibare var. Kemal İbn Hümam'dan diyor ki لَكِنِ الَّذ۪ي ذَكَرَ الْأَصْحَابَنِ السَّلَاسَةِ